Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu şirin tulumun yapımını anlatıyorum. Daha önce kanalımda bu modeli anlatmıştım. Bu kez birlikte baştan sona dikişsiz bir şekilde ipimizi kesmeden, parçaları ayrı ayrı örmeden güzel bir model örelim dedim. Modelin sayıları bir yaşa uygun. 4 yumak ip temin ederek başlayalım. Orta büyüklükte de düğme kullanıyorum, 4 adet. Şiş numaram da 3,5. Modelimize başlık kısmından başlıyoruz. İlk önce başlığı, sonrasında roba kısmını, ardından kollar, beden ve son olarak da bacakları örüp tamamlıyoruz tulumumuzu. Modelin arkası da bu şekilde. Çok şirin, hoş bir model. Modelimizin ölçüleri de şu şekilde. Başlık kısmı başlangıçtan artırma kısmına kadar 20 santim, genişlik olarak da 45 santim. Diğer kısmın ölçülerine de bakalım. Yaka genişliği 18 santim. Yakadan roba artırması 14 santim. Roba genişliği 28. Kol uzunluğu 22, kol genişliği 10,5 santim, beden genişliği 29, bacak uzunluğu koldaki gibi 22, genişliği ise 23 santim. Bu şekilde kol ve bacak kısmını, lastik kısmını katlı şekilde ölçüsünü verdi. Bunu dikkate alalım. Ölçülerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Yapılışına geçmeden önce sizlerden ricam, videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz, yorum kısmına da yorum bırakmanız. Bu videom aracılığıyla ilk defa kanalımla tanışan arkadaşlardan da ricam, kanalıma abone olmanız. Bu şekilde bana destek verirseniz çok sevinirim. Yapımına geçelim. Modelde anti peeling özellikli bambuk karışımlı bebe yünü kullanıyorum. Renk numarası 224. 100 gram 240 metre bir ip. Şiş numaram ise 3,5. Modeli klasik ilmek atma tekniği ile 40 ilmek atıyoruz. İlmek attım. Başta da söylediğim gibi modelin tamamını dikişsiz yapıyoruz. O yüzden bu kısmı da dikişsiz bir şekilde başlayacağız. Burada ilmeklerimizin hemen alt kısmındaki bu ilmeklerden 40 ilmek çıkaracağız. Misinalı şişte kolaylıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Hatta zorlananlar 2 misinalı şiş kullanabilir. Başlayalım. Hemen ilk ilmeğin dibinden şu şekilde bir ilmek çıkardım. Ardından ikinciden de aynı şekilde örerek sırayla ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Dibindeki bu görünen ilmek kısımlarına batıyorum. Çok zorlanır iseniz tığ yardımı ile de çıkarabilirsiniz. Şöyle bakın. Şöyle misine kısmına gittim. Buradan daha kolay olacak. Evet. Bu şekilde 40 ilmek daha çıkaralım. 40 ilmek çıkardım. Bakın bu şekilde görünüyor. Şimdi bu kısımdan geri dönüyorum. Şu şekilde devam edecek. Buradan da geri dönüp tekrar ön yüzü öreceğiz. Bu kısımdan da geri dönüp arka yüzü öreceğiz. Modelimiz haroşa olduğu için ön yüzde de arka yüzde de düz örerek devam ediyoruz. Sadece bu her iki taraftaki iki ilmeğe işlem uyguluyoruz. Bu kenar kısımların daha güzel görünmesi için. Şöyle buradan
ipimi kendime doğru aldım. Baştaki iki ilmeği bu şekilde örmeden sağ şişe aktardım. Ardından diğer tarafa kadar öreceğiz. İki ilmek kalınca da aynı işlemi bu diğer uçta da uygulayacağız. İlmeklerimizi örelim. Arka yüze döndüğümde 40 ilmeği örerek geldim. Son ilmeğimi ördüm. Ben ikinci şişe geçtim bu arada. Aynı numara iki şişle örmek kolaylık sağlayacaktır. Bu kısım birazcık ilerleyince tek şişle örebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Bu kısımdan aynı şekilde haroşa örerek ilerliyoruz. Bu kısmı daha kolay örmek için ördüğümüz sıradaki şişi bu şekilde çekelim. Burada bir sıkışma olmasın. Geçiş yaptığımız bu kısımdaki ilmeğimizi de birazcık bu şekilde sıkalım. Burada bir boşluk oluşmasın. Diğer kısmında arka yüzünü örelim. Sıra sonuna doğru gelelim. Sıra sonuna geldim. İki ilmeğim kaldı. Diğer tarafta başlarken iki ilmeğimizi örmeden almıştık. Burada da yine aynı şekilde ipimizi öne alıyoruz. Kalan iki ilmeği de örmeden şişimize aktardık ve bu kısımdan dönüyoruz. Ön yüze döndük. Şimdi burada örmeden aldığımız bu iki ilmeği düz örüyoruz. Sonrasında haroşa ilmeklerimizi de yine aynı şekilde düz örerek bu kısma kadar gelelim. İlmeklerimi ördüm. Şimdi diğer şişe geçiyorum. Burada kolay örülmesi için şişimizi misina kısmına çekmiştik. Şimdi aynı şekilde bu kısımda da örerek geldiğim şişimi misina kısmına çektim. Ön yüzden devam ediyorum diğer tarafa. Burada gördüğünüz gibi ilmeğimi sıkıladım. O şekilde devam ediyorum. İlmeklerimizi örerek sıra sonuna doğru gelelim. Sıra sonunda iki ilmeğim kaldı. Başlangıçta olduğu gibi bunların ikisini de düz örüyorum. Ve bu kısımdan arka yüze döndüm. Arka yüzde örmeden alıyoruz bu iki ilmeğimizi. İlmeklerimizi haroşa örerek devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Şimdi şişimi çekiyorum. Biraz uğraştırıcı ama sonuç çok güzel oluyor. Diğer şişimi çektim. Ve başlığımızın arka kısmı bu kısım. Buradan devam ediyorum. Diğer ilmeğe geçince buradaki ilmeğimi iyice sıkıştırıyorum. Ardından sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde sıra sonunda iki ilmeğim kaldı. Başta da yapmış olduğum gibi ipimi öne alıp iki ilmeği örmeden aktardım. Buradan ön yüze geçtim. Aktardığım iki ilmeği ön yüzde düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa örerek devam ediyorum. Bu sırayı da arka yüzü de birlikte örelim. İyice anlaşılır olsun modelimiz. Sırayı tamamladım. Diğer taraf için şişimi çekiyorum. Diğer taraftan ilk ilmeğimi alıp sıkılıyorum bu kısımda. Devam ediyorum. Sıra sonunda iki ilmeğim kaldı. Arka yüzde örmeden aldığımız bu iki ilmeği ön yüzde düz örüyoruz. Evet, bir şişimizle ön yüzü, diğer şişimizde de arka yüzü örüyoruz. Şimdi buradan arka yüze geçtim.
Arka yüzde ilk iki ilmeği örmeden aktardım. Sırayı tamamladım. Ön yüzde tüm ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Arka yüze geçtiğimizde ise başta iki ilmeğimizi örmeden aktarıyoruz. Ardından tüm ilmeklerimizi bu kısımdaki haroşa örerek geliyoruz. Sıra sonunda da iki ilmeğimiz kalınca bunları örmeden aktarıyoruz. Tekrar aynı şekilde ön yüze geçtiğimizde tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde örerek örgümüzü ilerletelim. Örgümü ilerlettim. Başlık kısmı tamamlandı. Tepe kısmı ön yüzde bu şekilde görünüyor. Arka yüzde de böyle düzgün bir şekilde dikiş yapmadan başlığımızı örmüş olduk. Başlangıç kısmından itibaren ördüğüm her haroşa çizgisini sayarak toplamda 40 haroşa çizgisi örmüş oldum. Son olarak arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada ayrımlarımızı yapıyoruz. Ön ayrım için 16 ilmek örelim. Altı ilmek ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. İki artırma ilmeğini örüyorum. Bu iki ilmeğin sağından ve solundan her ön yüzde artırmalarımızı yapıyoruz roba bitimine kadar. Diğer yanından artırıyorum. Dilerseniz bu kısımlara işaret takabilirsiniz. Kol ayrımı için 8 ilmek örüyorum. İlmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeği ördüm ve diğer yanından artırıyorum. Arka ayrım için 24 ilmek örelim. Dört ilmek arka ayrım için ördüm. Artırmamı yapıyorum. Tekrar iki artırma ilmeğini ördüm. Artırmamı yaptım. Kol ayrımı için 8 ilmek örüyorum. Ardından artırmamı yapıyorum. İki artırma ilmeği ve diğer yanından artırmamı yaptım. Kalan 16 ilmekte diğer ön ayrım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine buradaki hat aynı şekilde devam edecek modelimizin beden kısmının sonuna kadar. Diğer kısımlarda haroşa örülüyor. Burgu kısmı haricinde. Yine iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından diğer uçta iki ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Artırmış olduğumuz ilmekleri ve artırma kısmındaki bu iki ilmeği de haroşa örüyoruz. Çapraz bir şekilde artırmış olduğumuz ilmeğe şişimizi geçiriyoruz ve bu şekilde örüyoruz. Sıranın sonuna geldim. Kalan iki ilmeğimi de arka yüzde örmeden şişime aktardım ve ön yüze döndüm. Bu şekilde artırma kısımlarına işaret takabilirsiniz.
Şimdi ikinci artırma sıramıza geçiyoruz. Aynı şekilde bir sıra daha artıracağız. Arka yüzü örüp ön yüze geçeceğiz. Şimdi 17 ilmeğimi örüyorum. 17 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar diğer yanından artırdım. Kol ayrımında bu kez 10 ilmeğimiz var. 10 ilmeği örüyorum. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Diğer yanından artırdım. Arka ayrımda 24 ilmeğimiz vardı. Şimdi 26 ilmek örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. 2 artırma ilmeğini örelim. Diğer yanından artıralım. Kol ayrımı 10 ilmek. Artırmamı yapıyorum. 2 artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. 17 ilmek. Diğer ön ayrımı örüyorum. Sırayı tamamladık. Arka yüzü de bir önceki sırada göstermiş olduğum gibi örelim haroşa. Artırdığımız ilmekleri de yine aynı şekilde haroşa örelim. Ön yüzdeyim. Bir kez daha artırma yapıyoruz. Artırma kısmına gelelim. Artırdım. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Diğer yanından artırdım. Bu şekilde örgümüze devam edelim. Artırma kısmındaki her iki ilmeğin sağından ve solundan artırmalarımızı yapalım. Arka yüze geçtiğimizde birlikte örelim. Artırmayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde burgu bölümünün ilmeklerini başlatıyoruz. 12 ilmek örelim. 2, 3, 10, 11, 12. 12 ilmeği haroşa ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekte ters ilmek ördüm. 2 artırma ilmeğini örüyorum. Buradan ön ayrıma kadar ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Artırma kısmına geldim. Artırma ilmeğini kola kattım. 2 artırma ilmeğini de haroşa ördüm. Ön ayrım. Ön ayrım tarafındaki artırma ilmeğinden başlayarak 7 ilmeği ters örüyoruz. İlmek ters ördüm. Kalan 12 ilmek de haroşa. Ön yüze geçtim. Ön yüzde buradaki 12 ilmeğimiz sabit bir şekilde arka yüzde ön yüzde haroşa örülüyor. Kenardaki 2 ilmeğimiz hariç buraya yine aynı şekilde devam ediyor. Koldaki, arka ayrımdaki ve diğer koldaki ilmeklerimiz de yine aynı şekilde ön yüzde ve arka yüzde haroşa örülüyor. Artırma kısmındaki 2 artırma ilmeği de sadece buradaki burgu kısmının ilmekleri 12 oluncaya dek bu tarafta artırdığımız ilmek ön yüzde düz, arka yüzde de ters örülüyor. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Bu kısmı biraz ilerlettikten sonra da ilk burgumuzu yapıyor olacağız. On iki ilmeği ördüm. Ardından 7 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yaptım.
iki artırma ilmeğini ördüm, diğer yanından artırdım. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Artırma kısmında artırmalarımı yapıyorum. Kol kısmında örelim. Bu kısımdan devam edelim. Artırma kısmını ördüm. Ön ayrıma geçtim. Artırmayı yaptım diğer yanından. 7 ilmek düz ilmeklerimi örüyorum. Kalan 12 ilmeğimi de örüp sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüzdeyim. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Ters ilmeklerime sıra geldi. Artırdığım ilmek ile bu kez 8 ilmek oluyor. Artırdığım ilmeği de ters örüyorum. Artırma kısmındaki ilmeklerim haroşa, diğer ön ayrımdaki ters kısma kadar. Hemen yanındaki ilmeği de ekliyoruz. Artırmış olduğumuz, bunu da ters örüp bu kısmı 8 ilmeğe ulaştırıyoruz. Kalan haroşa ilmeklerimizi de örelim. Ön yüze geçtiğimizde yine burada olduğu gibi aynı şekilde artırmamızı yapalım. Arka yüzde de bir ters ilmek daha ekleyelim. Toplamda buradaki düz ilmeklerimiz 9 olacak. Sonrasında ilk burgumuzu birlikte yapalım. Bir sıra daha ön yüzde artırdıktan sonra arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Haroşa ilmeklerimi örüp düz örgü kısmına geldim. Şimdi ilk burgumuzu yapıyoruz. Bu şekilde bir aparat kullanıyorum. Eğer yoksa bir çorap şişinden de yardım alabilirsiniz veya bir çengelle iğne. Şöyle 4 ilmeğimi aparata alıyorum. Ardından 4 düz ilmek örüyorum. Dört ilmek ördükten sonra diğer ucuna doğru aparatın ilmeklerimi aldım ve aparattan örüyorum. Bu şekilde bir çaprazlama yapmış oldum. Sağdan sola doğru bir düz ilmeğim var. Bunu örüyorum. Artırmamı yapıyorum. İki artırma ilmeğimi haroşa ördüm. Diğer yanından artırdım. Buradan devam edelim. Aynı şekilde düz ilmeklerimize gelelim. Artırma kısmını yaptım ve düz ilmeklere geldim. Bu tarafın burgusunu da soldan sağa doğru yapıyoruz. Şöyle bir ilmeğimizi örelim. 8 ilmeğimiz kaldı. 4 ilmeği aparata alıyorum. Diğer tarafta ön yüzde bırakıp bu tarafı örmüştük. Burada da tam tersi. Arkaya alıyoruz aparatı. İlk önce sol taraftaki 4 ilmeği ördük. Ardından kaydırıyorum bu şekilde. Aparattan 4 ilmeğimi örüyorum. Evet, burayı da soldan sağa doğru çaprazladık. Haroşa ilmeklerimizi örelim. Arka yüzdeyim. Bu kısmı örüyorum. Evet, ters ilmeklerime geldim. Artırdığım ilmekle 10 ilmek ters ördüm. Diğer kısımdaki ilmeklerim haroşa. Artırdığım ilmekler de aynı şekilde. Devam edelim. Bu kısma geldiğimizde bu taraftan artırdığımız ilmek, yani bu ilmeği de yine ters ilmeklere katalım. Sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçelim.
Ön yüzde yine aynı şekilde artırmalarımıza devam ediyoruz. Ta ki düz ilmekler 12 düz olana kadar örgümü ilerlettim. Artırmalara devam ettim. Bu kısımdan itibaren 1, 2, 3 haroşa çizgimiz oluştu. İlk burgumuzdan sonra 3 haroşa çizgisinde bir burgularımızı bir sağa doğru, ardından da sola doğru çaprazlayarak oluşturuyoruz. Bu kısımda da ilk iliğimizi açalım. Şöyle bir bakalım. Evet, artırma sıramızdan itibaren 9 haroşa çizgimiz oluşmuş. İlk iliğimizi açalım. Üç ilmek ördüm, bir doluyorum. Ardından iki ilmeği birlikte örerek kestim. Bu şekilde iliğimi açmış oldum. Burgu kısmına geliyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 4 ilmeği de aparata alıyorum ve örgümün arka kısmına aldım. Sıradaki 4 düz ilmeğimi örüyorum. Ardından aparattaki ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Burgumuz tamamlandı. Şimdi bir artırma yapıyorum. Çünkü artırma kısmımız hemen akabinde. 2 artırma ilmeğini ördüm. Diğer yanından artırdım. Artırmaları devam ederek burgu kısmına gelelim. Diğer burgu kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. Sonrasında ilk 4 ilmeği aparata alıyorum. 4 ilmek örüyorum. Ön yüzdeydi ilmeklerimiz. Hemen aparattaki ilmekleri de örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Haroşa ilmeklerini örüp burgu kısmındaki ters ilmeklere geliyorum. 12 ters ilmeğimi örüyorum. İlmeklerim 12'ye ulaştı. Bu yüzden artık bu kısımda artırılan ilmekleri haroşa örerek arka yüzde haroşa kısmı oluşturuyorum. Diğer burgu kısmına geçelim. Artırma kısmına geldim arka yüzde. 2 artırma ilmeğini ördüm. Ve burgunun hemen öncesindeki artırdığım ilmeği de haroşa olarak örüyorum. 12 ilmeğim de ters. Artık bu şekilde arka yüzde devam edeceğiz. İlk açtığım kısım, doladığım ilmeği de haroşa örüyorum. Ve sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. 3 haroşa çizgisi bu kısımdan itibaren oluşunca burgumuzu tekrarlıyoruz. İlk önce ilk yaptığımız gibi, sonra bir 3 haroşa çizgisi, ardından ikinci yaptığımız burgu gibi tekrarlayarak devam ediyoruz. Artırmalarımız da gördüğünüz gibi iyice artırma kısmı ortaya çıktı. Bu iki ilmeğin sağından ve solundan her ön yüzde artırmalarımızı yapıyoruz. Artırdığımız her ilmeği de artık haroşa örüyoruz. Roba kısmını ilerletelim, devam edelim. Roba artırmalarını tamamladım.
Her ön yüzde toplamda 18 defa artırmış oldum. En son sırayı arka yüzde örüp ön yüze geçtim. Ön yüzde de ön ayrımı örüp kol ayrımına geldim. Öreceğimiz bu sırada kolları örüp ardından beden kısmına geçiyoruz. İlk ilikten sonra da bir 10 haroşa çizgim oluştu. Bir 4 sıra daha ekledikten sonra 14 haroşa çizgisinde bir iliklerimi açmaya devam edeceğim. Artırma kısmında 2 artırma ilmeğimiz vardı. Birini ön ayrıma, diğerini de kola bırakıyoruz. Birini ördüm. Diğerinden başlayarak kol ayrımındaki ilmeklerimi örüyorum. Ta ki 2 ilmekten oluşan artırma kısmına gelene kadar. Artırma kısmındaki ilmeklere geldim. Birini de ördüm. Kola kattım. Diğerini de arka ayrıma bıraktım. Toplamda kol ayrımında 46 ilmeğimiz var ve bu kısımdan arka yüze dönüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım bu şekilde. Sadece bu 46 ilmeği örerek kolu ilerletiyoruz. Bu kısmı da örelim. Kol ayrımını arka yüzde ördüm. Buradan aynı şekilde ipimi arkaya alıp baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzü örmeye devam ediyorum. Bu kısma geldiğimde de yine aynı şekilde arkaya dönüyorum. Arka yüzü örüyorum. Kolu ilerletelim. Koldaki ilmekleri 34 haroşa çizgisi boyunca ördüm. Örgümüzün devamında tekli lastik örgü yapıyoruz. Aynı zamanda ilmek eksiltiyoruz. Başlayalım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından ikinci ilmeğim düz, bir ters. Ardından iki ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek kestim. Bu işlemi 3 ilmekte bir yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Düz ilmekte 2 ilmeği birlikte örerek kestik ve düz ördük. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Düz örerken bir ilmekte kesiyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar bir ilmek daha kestik. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir ilmek daha kesiyoruz. Sıra sonuna geldim. Son olarak ilmek kesiyorum. Kalan ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzde baştaki ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Ardından ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi de düz bu şekilde örerek her sırayı oluşturuyorum. Lastik örgü kısmını ilerletelim. 21 sıra tekli lastik örgüyü yaptım. Arka yüzden ilmeklerini kapatıyoruz. Arka yüzden kapatmamızın nedeni bu şekilde lastik örgüyü ikiye katladığımızda ön yüze gelmesi bu tarafın. Şimdi başlayalım kapatmaya. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Düz ilmeği düz örüyorum. Ardından bir öncekinin üzerinden atlatarak kapattım. Ters ilmeği ters örüyorum. Bir öncekinin üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Düz ilmeği düz örerek, ters ilmeği de ters örerek. İlmekleri kapattım. Birleştirme kısmına geçiyoruz. Tığım 3 numara. Birleştirmeyi tığ ile yapıyoruz. İlk önce örgümüzü, bu kısım örgümüzün arka yüzü. Arka yüzden ilmekleri kapatmıştık. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Sonrasında bu en uçtaki kısımdan tığımı geçirdim. İlmeğimi alıyorum. Bu kısımdan geçirdim. Bir zincir ile sabitledim.
Karşılıklı bu kenar tırtıklarından tığımı geçirerek ilmek alıyorum ve tığdaki ilmekten geçiriyorum. Buradaki mesafe boyunca da tığımdaki ilmeğimi uzatıyorum. Burada bir kasma olmasın diye. Aynı şekilde yine tırtıklardan karşılıklı tığımı geçirip ilmeğimi alıyorum ve tığdaki ilmekten geçiriyorum. Bu işlemi lastik örgünün yarısına kadar yapıyoruz. Şöyle şu kısma kadar yapalım. Yarı kısmına kadar birleştirmeyi yaptım. Burada bir zincir çekerek sıkıladım ve buradan örgümü ters yüze çevirdim. Ön yüz bu kısma iç tarafa gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve aynı şekilde kol altına kadar birleştirmeyi yapıyorum. Şöyle ilmeğimi buradan alıp devam ediyorum. Yine karşılıklı bir şekilde kenar tırtıklara tığımı geçirdim, ilmeğimi aldım. Birleştirmemi yapıyorum. Bu kısmı tamamlayalım. Birleştirmeyi tamamladım. Kalan ilmeğimi de şişime alıyorum. Ve örgümü ön yüze çevirdim. Bakın bu şekilde görünüyor. Bu kısmı yarıya kadar birleştirmiştik. Şöyle katladığımızda güzel bir görüntü elde ediyoruz. Düzgün bir şekilde görünüyor. Buradan kaldığımız yerden devam edelim. Diğer kola kadar ilmeklerimizi örelim. Artırma kısmına kadar geldim. Artırma ilmeğini birini arka ayrıma, diğerini de kola bırakıyorum. Şimdi koldaki ilmekleri diğer kolda yaptığımız gibi örüyoruz. Artırma kısmındaki ilmeklerin de birini kola, diğerini de ön ayrıma bırakıyoruz. Sadece koldaki ilmekleri 34 haroşa çizgisi boyunca örüyoruz. Ardından tekli lastik örgümüze başlıyoruz. 3 ilmekte bir kesme yaparak tekli lastik örgümüzü kuruyoruz. 21 sıra ördükten sonra da arka yüzde ilmeklerini kapatıyoruz. Sonrasında da birleştirme kısmını yapıp ön ayrıma geçelim. Birlikte devam edelim. Diğer kolu da ördükten sonra ön ayrıma geçtim. Bu kısımda da son kez artırarak ön ayrımı örüp tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde tüm ilmeklerimi ördüm. Beden kısmına geçmiş oldum bu şekilde. Beden kısmını da 40 haroşa çizgisi boyunca ördüm. Burgularıma da yine aynı şekilde devam ettim. 14 haroşa çizgisinde bir de toplamda 4 tane ilik açtım. Son ilikten sonra da 8 haroşa çizgisi ördüm. Şişimde 138 ilmeğim var. Şimdi bacak kısmına geçiyoruz. İlmek kesmelerimiz olacak. Ayrımlarımızı da yapalım. 138 ilmeğin 18'ini başta ve sonda 6'şar ilmek olarak kesme yapacağız. 6 ilmeği de A kısmı için tam bu kısımda, orta kısımda kesiyor olacağız. İlk önce bu kısımdan başlıyoruz. Kalan 120 ilmeği de ikiye bölüyoruz. 61 bacakta, 60'da bir bacakta olacak. Şöyle 6 ilmeği örerek kesiyoruz. Bir ilmek ördüm, diğerini üzerinden atlatarak kapattım. Altı ilmeği kapattım. Buradan başlayarak 60 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 59, 60. 60 ilmeği ördüm ve buradan dönerek sadece bacak kısmını örmeye başlıyoruz. Bu kısmı tamamladıktan sonra diğer tarafa geçiyoruz. Kollarda yapmış olduğumuz gibi.
Baştaki ilmeğimi bu şekilde örmeden alıyorum. Arka yüzü tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Örgümü ön yüze çeviriyorum. Bu kısımdan itibaren 60 ilmeği örerek devam ettirelim. Burgularımızı da yine aynı şekilde yapalım. Kolda olduğu gibi 34 haroşa çizgisi boyunca örelim. Sonrasında aynı şekilde 3 ilmekte bir eksiltmelerimizi yapalım. Lastik örgü kısmına geçelim. Örgümü ilerlettim. Kolda olduğu gibi lastik kısma geçiyoruz. Öncesinde ilmek eksiltiyoruz. Tekli lastik örgümüzü kurarken 3 ilmekte bir ilmeklerimizi eksiltiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci düz. Üçüncüyü ördüm. Düz ilmeğimi 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek keserek yapıyorum yine. Bir ters, bir düz, tekrar bir ters. Ardından 1 ilmek keserek düz. Bir ters, bir düz, bir ters. 1 ilmek keserek düz. 3 ilmekte bir ilmek keserek tekli lastik örgümüzün kurulumunu yapalım. Ardından 21 sıra örelim. Arka yüzde ilmekleri kapatalım. Tıpkı kollarda yapmış olduğumuz gibi bu kısmı ön yüzden ikiye katlıyoruz. Yarıya kadar birleştirmesini yapıyoruz. Ardından diğer kısmı da ön yüz iç tarafa gelecek şekilde katlayıp arka yüzden birleştirmesini yapıyoruz. A kısmına kadar. Bu kısmı da tamamlayalım. Birleştirme kısmını tamamladım. Bu şekilde bu kısım bitmiş oldu. Birleştirme ilmeğini de şişime aldım. Şimdi buradan itibaren örgüme devam ediyorum. Bu kısımda ilmek keserek başlamıştık. Bu bacağı ördük. Şimdi burada arka kısımda da 6 ilmek kesiyoruz. 1 ilmekte birleştirme ilmeğimiz. Bunu da kesiyoruz. Toplamda 7 ilmek keseceğiz. İlmekleri kapattım. Şimdi bu kısımdan devam ediyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüze geçiyorum. Bu kısımda yapmış olduğumuz gibi arka yüzde ilmek kesiyoruz bu uçta da. Bir öncekini örmeden aldım. Diğerini ters örerek kapatıyorum. Bu şekilde 6 ilmeğimizi ters örerek kapatıyoruz. İlmeklerimi kapattım. Bu kısımdaki ilmeklerimizi diğer tarafta olduğu gibi 34 haroşa çizgisi boyunca örelim. Sonrasında 3 ilmekte bir ilmek eksilterek tekli lastik örgünün kurulumunu yapalım. 21 sıra örüp ilmeklerini ön yüzde kapattıktan sonra birleştirme kısmını yapalım. Diğer bacak kısmını da tamamladım. Şimdi bu kısmın birleştirmesini yapıyoruz. Ben ördükten sonra bacağın birleştirmesini yaparak A kısmına kadar geldim. Bu kısmı da tığ ile birleştiriyoruz. Son olarak bu birleştirme yaptığım ilmeğim. Bununla devam ediyorum. İlk önce sol tarafın bu kenar kısmını birleştiriyoruz. Ardından sağ tarafın. Şöyle iç tarafa döndürdüm. Uca tığımı geçiriyorum. Ve bu şekilde bu kısmı bir zincir ile sabitliyorum. Ardından bu kenardaki ilmeklerden karşılıklı alarak bu şekilde birleştirme kısmını yapıyorum.
Bu kısmın birleştirmesini tamamladım. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Tam bittiği kısımdan tığımızı arka yüze geçirdik. Bu ilmeğimizi ön yüze alıyoruz. İlmeği ön yüze aldık. Şimdi bu kısmı birleştiriyoruz. Şöyle yine en uçtan tığımı geçiriyorum. Gördüğünüz gibi ipim altta. Evet, ilmeğimi aldım. Şu kısımdan devam edeceğim. Bura bir önceki kısmın birleştirmesi. Şuraya batıyorum. Arkadan tığım çıkacak şekilde ilmeğimi aldım. Tığdaki ilmekten geçirdim. Sonra diğer tarafa geçiyorum. Bir sonraki ilmeğe. Yine aynı şekilde arkaya kadar çıktı. Tığım, ilmeğimi alıyorum. Tığdaki ilmekten geçirdim. Bu şekilde devam ediyorum. Birleştirme kısmını tamamlamış olduk. Şimdi buradan arka yüze geçiyorum. Kaldığım yerden tığımı çıkarıyorum. İlmeğimi alıp arka yüze geçirdim. Şimdi burada bir sabitleme yapıp ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde A birleştirmesini de yapmış olduk. Düğmelerimizi ekleyeceğiz. Onun öncesinde kulakların yapımına geçiyoruz. Kulakların yapımına geçelim. Ben birini hazırladım. Bu şekilde dikişini de yaptım. Şişime 24 ilmek atıp 14 haroşa sırası boyunca ördüm. İlmeklerini de kapattım. Şöyle bunun da ölçüsünü vermek istiyorum. Başka bir iplikle örenler için. 11,5 santim. Boyda 7 santim kadar. Ördüğümüz parçayı bu şekilde ikiye katlıyoruz. Ve bu kenar dikişlerini yapıyoruz ilk önce. Şöyle ben karşılıklı bu kenar kısımdaki ilmeklerden alarak dikişini yapıyorum. Ön dikişini yaptım. Şu şekilde modelimizi ikiye katlıyoruz. Ve bir tarafı içe bastırarak kulak formunu veriyoruz. Şimdi sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 haroşa çizgisi. Bu taraftan da aynı şekilde orta kısmı hizalayarak sayıyoruz. Ve aynı yere dikişini yapıyoruz. Bu kısımdan itibaren aynı şekilde dikişini yapalım. İlk önce şöyle ikiye katladık kulağı, ardından sabitledim ipimi. Şöyle bakıyorum, bu kısımdan haroşa ilmekleri de takip ederek sabitlememi yapıyorum. Ardından dikişime başlıyorum. Kulaklar tamamlandı. Düğmeleri de ekledim ve modelimiz hazır. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.
Müzik